Sahte bomba ihbarıyla Belarus'a indirilen uçak dünya gündemindeki yerini koruyor. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Belarus'un zorla uçak indirmesine ilişkin soruşturma başlatıyor. Yunanistan'dan Litvanya'ya giden yolcu uçağı 23 Mayıs'ta savaş uçakları eşliğinde Minsk Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçaktaki muhalif gazeteci Roman Protasevich gözaltına alındı. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü olayın uluslararası havacılık hukukunu ihlal edip etmediğini belirlemek üzere soruşturma başlatılacağını açıkladı. Avrupa Birliği, NATO ve Amerika uçak kaçırma olarak nitelenen olayın ardından Belarus'a yeni yaptırımlar uygulamayı gündeme getirmişti. NATO'ya üye 30 ülke uçağın indirilmesini kınayan bir açıklama yaptı. Ancak cezai hiçbir yaptırım gündeme getirilmedi. Reuters'ta yer alan bir haberde kararın yumuşatılmasında Türkiye'nin devreye girdiği iddia edildi. Belarus'la NATO arasındaki işbirliğinin askıya alınması tehdidinin metinden çıkarıldığı belirtildi. Habere göre bir NATO yetkilisi Belarus açıklamasının 30 müttefik ülkenin fikir birliğiyle kararlaştırıldığını söyledi. Kuzey Atlantik Konseyi'ndeki gizli görüşmelerin ayrıntılarına girmiyoruz dedi. Bir diplomat da NATO'nun internet sitesinde yayınlanan açıklamanın son hali için bütün müttefiklerin kabulünün olduğunu söyledi. Açıklamada yolcu uçağının zorla indirilmesi ve uçaktaki muhalif gazetecinin tutuklanması kınanmıştı.